Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 14 Mayıs Cumartesi, Belmont Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine birbirinden çekişmeli ve güzel 9 koşulu bir programımız var. Açık yarışların grup yarışlarında yer almış olduğu program tabii ki. Tabii günün en önemli koşullarından birisi 8. koşuda. Bayağı güzel safkanlar, hatta yakından tanıdığınız, büyük ihtimalle tanıdığınız safkanlar, çünkü sürekli onların koşusuna denk geliyoruz. O yüzden ben şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Bir aksilik olmadığı takdirde herhalde büyük ihtimalle bu altınları yakalatırız sizlere diye düşünüyorum. Ama tabii %100 diye bir şey yok. Yani tahminimiz şu anda onu gösteriyor. Tabii bu arada ben oyunu hazırladım, şablonu hazırladım. Tam video yapacağım, atlar çıkmaya başladı. Burada da baktığımız kadarıyla bir nolu safkan bende vardı, o çıkmış. Diğer safkanların öteki ayaklara da baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane yazdığım safkanlardan çıkanlar vardı. Neyse, böylesi daha iyi oldu en azından. Her şeyde bir ayı var. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim. Hemen yarış programına başlayalım arkadaşlar. Birinci koşu saatler 20'yi gösterirken meydan 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışıyla startımızı veriyoruz. 1 ve 4 nolu safkanların yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen ilk olarak oranlarla oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Bazı yerlerde oranlar kapalıydı herhalde. Büyük ihtimalle onlar da açılmış olabilir. Çünkü çıkanlar belli olduğuna göre herhalde belli olmuştur. Burada Altınoğlu Safkan 1.75 gibi orana sahip. 3 nolu safkan 2.5 lira. 9 nolu safkan 4 lira. 5 nolu safkan 7 lira. 2 nolu safkan 8.5 lira. 8 nolu safkan 12 lira. Ve 7 nolu safkan da 18 liralık orana sahip. Evet, programımıza geldik. Birinci koşudaki sıralamam benim 3 nolu Eminensi. Bir kupi temsilcisi Jose Antonio Gomez. Yani bir apranti ile start alacak. Ama bu apranti bayağı iyi, yani yarış kazanıyor. Start alacak onu safkan, bayağı da bir kilo avantajına sahip. Yani diğer rakiplerine oranla. Yani 1 kilo 2 kilo deyip geçmeyin. Bu sürat yapılı safkanlarda gerçekten çok tesir ediyor. Bu safkan da çok formda. Yani 5 yarış koşup 4'ünde ikincilikle ayrılmış. Safkan'ın da koşmuş olduğu gruplarda bayağı iyi. Ben de biraz daha ön plana çıktı. Daha sonra 9 dolu Fortunus Nip Have. Bir Benham Road temsilcisi Brad Ordiz Jr. start alacak. Onun safkanda güzel kalite bir orijinal sahip ve ilk kez start alacak olmasına rağmen adından bugün bayağı söz ettirecek bir isim. Altınoğlu Devil Boy, bir Dara Devil temsilcisi Jose Ortiz'e start alıyor. 2 yarış koştu ve 3. 4.'lükle yine bugünün şanslı iddiaları arasında. Bir de 5 dolu New Anthem. Bir Wardarson temsilcisi Kendrick Carmocho'la start alacak olan bir isimde. Yine iyi orijiniyle, performans olarak da iyi bir yarış gördü. Üçüncülüğü gayet tatminkan. Kendi Karmaçalı da bence önlerde şanslı gözüküyor. 3, 9, 6, 5 benim bu koştaki sıralama. Tabi 1 de vardı maalesef çıkınca 4 safkan arasında kaldı bizim oyun. Geldik günün ikinci koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre çim yarışı. 4 ve 9 olan safkanlarında ekür oldu. Bu koşunun hemen oranlarıyla devam edelim. Evet, oranlar açılmaya başladı. Maalesef bu oran açılmamış. Evet, çimleri ben açıldı biliyorum ama maalesef açılmamış yine. Biz de programımıza geçelim arkadaşlar. İkinci koşuda benim sıralamam bir nolu Stanhope. Street Sense temsilcisi Jose Antonio Gomez. Yine bu apranti denk geldi bize. Benim de ilk şans verdiğim isim ama performansı oldukça iyi. Şimdi bayağı güzel performansı var. İki nolu Ring of Fire. Space Stone temsilcisi Daniel Davis'e start alan safkan da yine performans olarak iyi. Son sıfırını hiç ölçü almıyor mu safkan? Bayağı iyi yerlerden geliyor. 8 nolu Tenura, bir Uncle Mo temsilcisi. O halde Rosario'da start alacak olan bir isim de yine koşmuş olduğu gruplara göre. Bir de 7 nolu Stand Up. Inton Mishir temsilcisi Flavian Pratt da start alacak olan bu safkan da yine en azından bir yarış görme avantajıyla ve koşmuş olduğu gruplara göre kesinlikle yazılması gereken diğer isim olur. 1-2-8-7 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün 3. koşusuna geldik. Bir açık yarışımız var. Vergrancy Handicap Stakes. Bir grup 3 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışı ve 5 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarıyla devam edelim.
Evet, buradaki oranlar 5.10 safkan 4.16 bayağı ciddi bir orana sahip. 0.5 gibi önemli bir orana sahip. 2.10 safkan 4 lira, 4.10 safkan 4 lira, 3.10 safkan 8 lira ve 1.10 safkan da 25 liralık orana sahip. Evet, programımıza geldik. 3. koşuda aynı zamanda 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın da başlangıç oyağı olan bu koşuda ben de 5 dolu Bella Sofia, bir Avson Patriot temsilcisi Luis Saez'e start alacak olan safkanda koşmuş olduğu yarışlarda birbirinden başarılı grup yarışları kazanan bir isim. Bence de böyle uygun bir grubun geçmesi en normal sonuç olur. O yüzden benim bugün çok güvendiğim bir bankolardan birisi olacak 5 dolu Bella Sofia, Luis Saez gibi usta pilotuyla. Günün 4. koşusunda, yani 2. altılı ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı ve burada bayağı safkanlar çıkmaya başladı. 3, 4, 5, 9, 13 dolu safkanlar yarıştan çıktı. Bu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim yarışında. Hemen oranlara bakalım ama büyük ihtimalle burası da açılmamıştır herhalde. Yine bir şansımızı deneyelim. Çimlerde karar veremiyor herhalde oranlarda. Ne hikmet artık. Bakalım, belki maalesef burası da açılmamış. Neyse, yapacak bir şey yok. Geldik buradaki sıralama arkadaşlar. En azından yazdığım atlardan bir tanesi çıkmış. Ama olsun, önemli değil. Son sıradası verdiğim bir safkandı. İki nolu Missing Link, bir Kantros temsilcisi. Babak tam bir kum ama kuvvetli bir kum orijini, ama anne tam bir çim orijini. Safkan'da performansı çimde iyi. Bu Javier Castellano'nun start atacak olan safkan. Bence güzel performansı ve ilk sırada şanslı görüyorum bu safkanı. 12 nolu Freedom of the Praise, bir Mishaf temsilcisi. Luis Saez'e start atacak olan bu isim de yine son yarışını kazanan, yine güzel performansıyla şanslı isimler arasında. 8 nolu Miss Delius, bir California Crown temsilcisi. Rat Ortiz Jr'a start atacak olan bu isim de yine etkili ve şanslı gözüken isim ve şu anda favori gözüken isimler arasında. Evet, 7 nolu Happy Hill Lil. Bu safkanda bir Hanson Mike temsilcisi, Juan Rosario ile start alıp safkanda yine koşmuş olduğu yarışlar yine iyi gözüken isimler arasında. Ve son olarak da 10 nolu Stella Mars, bir Point of Entry temsilcisi. Dylan Davis ile start alacak olan safkanda yine etkili ve güzel performansıyla şanslar arasında gördüğüm isimler arasında. 2, 12, 8, 7, 10 benim bu koşudaki sıralama. Günün 5. koşusunda Run Happy Stakes, bir grup 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ve burada da 6.10 safkanın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara bakalım. Bir nolu safkan 2.25, 3.10 safkan 2.5 lira, 2.10 safkan 4 lira, 5.10 safkan 3.5 lira, 4.10 safkan da 7 lira oran sahip. Yani görüyorsunuz hemen hemen hepsi de birbirine yakın oranlarda. Ama ben burada 5 nolu Officitink, herhalde öyle okunuyor, Officitink. Bu Blam temsilcisi Manuel Franco ile en azından koşmuş olduğu yarışlarla benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. En azından bu 1 nolu safkanı birkaç yarış önce geçme başarısı göstermiş bir isim. Daha sonra 1 nolu Chito, bir Flavut temsilcisi Kendrick Carmacho'lu start alıp safkanda yine ünlü antrenör Rob Atlas'ın bayağı bugün getirdi. Çünkü burada 6.10 safkan da onun şeyiydi, antrenörüydü. Ama bunu çıkardı. Burada bayağı şanslı gözüküyor. Yurt dışında çok ön planda. Bir de 2.10 Drafted, bir White Commission temsilcisi Jose Ortiz'e de yine güzel performansıyla şanslar arasında gördüğüm isim. 5-1-2 benim bu koşudaki sıralama arkadaşlar. Günün 6. koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu. Burada da çok çıkan safkanlar var. 1, 2, 4, 5, 6 nolu safkanlar yarıştan çıktı. Zaten bu çıkan safkanlar hepsi de kumcu arkadaşlar. Bir tane sadece çimci olan vardı. 2 tane çimcisi vardı. Ama onlar da herhalde sıkıntılarından dolayı çıkardılar. Tabii ki hemen oranlara bakalım diyeceğiz. Açıksa inşallah göstereceğiz onları da. Evet, maalesef burası da kapalı. Arkadaşlar 6. koşudaki sıralama 9 nolu Angelinka, Pedro de Grey temsilcisi Rat Ortiz Jr'a start atacak olan safkan. Yani 307 gündür koşmuyor ama Avrupa'dan gelen bir isim. Yani bayağı grup yarışları, açık yarışlar kazanan bir isim. Etkili bir performansı var. Ben kesinlikle bu safkanı biraz daha ön planda tutuyorum. İlk benim bu programı hazırladığımda safkan 7. 8. sırada. Şu anda AGF'lerde 2. sıraya kadar geldi.
Herhalde böyle giderse AGP'de de önüne geçecek gibi. Yedinolu Angel Palm, bir Dark Angel temsilcisi Manuel Franco ile atacak olan bu isim de yine Avrupa'da bayağı etkili yarışlar koştu. En son yarışını Amerika'da koştu. Yine iyi bir orijin ve bu burada kesinlikle ihmale gelmez. Bir de onolu Cairino, bir Cairo Prince temsilcisi Ozen Lescano ile start alacak olan bu isim de yine güzel performansıyla şanslar arasında gördüğüm isim. Aslında burada bir tane daha safkanım vardı ama maalesef o koşsaydı bayağı etkili koşacaktı şu 5-10 safkan. Ama maalesef onu göremedik. 9-7-10 benim öncelikli olarak şanslı gördüğüm isimler ama eğer bu ayağı biraz genişletmek isteyenler de 11 nolu Baby Bly the, nasıl acayip okuyuşu ya, Baby Bly T, herhalde öyle şey okuyalım. Amerikan Paro temsilcisi Fazer Rosario ile start alacak olan bu isim de en azından performansı fena değil. Çin pisti de başarılı koşacak bir isim. Bir de 8 nolu Miss Bella Chio, bir Tapit temsilcisi John Velasquez ile start alacak olan safkan da en azından bugünün etkili isimleri arasında gözüken isimler arasında. 9-7-10 önce 11-8'de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 7. kursuna geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı. 4 ve 10 nolu safkanların yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara bakalım. Bu şartlı yarışın oranları nasıl? Evet, burada 9 nolu safkan 1.75 oranına sahip. 1 nolu safkan 4 lira. 6 nolu safkan 4 lira. 7 nolu safkan 5 lira. 2 nolu safkan 5.5 lira. Ve 3 nolu safkan da 16 liralık oranına sahip. Hemen programımıza geldik. Arkadaşlar ben burada 9 nolu Seven Leaders, bir Ruthless Naked Bright temsilcisi Dylan Davis'e start atacak olan safkan. Yine Rob Atlas'ın bugün yine şanslı atlardan birisi, hatta birisini çıkarmış buradan. Ama bugün bu safkan da çok herhalde kazanır gözüyle görüyorlar. Ben de ilk şanslı isim olarak çıkıyor. 1 nolu Geography, bir Brown temsilcisi Rat Orton Junior start atacak olan bir isim. En azından ek yürüsü çıktı ama şöyle bir durum var. Farz ettim ki bu AGF değil. AGF yarış kazandı. En azından burada Misty'ye de girme ihtimali var. Ama ben Misty olsun amaçla yapmadım. Zaten program hazırlarken ekürüsü koşuyordu çünkü. Safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. O yüzden bir de 7 nolu Bronx Bomber, bir Takçarga Indy temsilcisi. O yüzden Ortiz'e şanslı gördüğüm diğer isim. Bir de son olarak da 6 nolu Masked Marauder, bir Palas Manis temsilcisi Jose Antonio Gomez de yine bugünün şanslıları arasında. 9-1-7-6 bu koşudaki sıralama olacak. Geldik günün en önemli koşularından birisi. Man War Stakes, bir grup 1, 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre çim koşusu ve 6 nolu safkanında yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara bakalım. Bu oran en azından büyük ihtimalle açıktır. Çünkü açık yarışların genelde açık oluyor ama bakalım, biz yine büyük konuşmayalım. Evet, açıldı. 3 nolu safkan 8/13, 8/15, yani 0.5 gibi bayağı ciddi bir orana sahip. 2 nolu safkan 2.5 lira, 4 nolu safkan 8 lira, 1 nolu safkan 20 lira, 5 nolu safkan da 16 lira, 22 lira arasında bir orana sahip. Hemen programımıza geldik. Burada arkadaşlar 3 nolu iyi bir koşuyor. Bu Dubai temsilcisi William Buick, yani Avrupa'dan jokeyini birlikte getirmişler. Godofen Equus'a ait bir safkan. Bilindiği gibi Dubai'de şu ikinciliği, bir evvelki ikinciliğinde Dubai bir grup bir yarışında maalesef ikinci oldu. O gün çok güvenildi. Çok geriden biraz gelince asfaltla ikincilikle yetindi. Ama kalite bir safkan. Ondan sonra bir yarış daha koştu ikinci ama yine grup bir yarışında. Ama bugün bana göre çok uygun rakipler arasında koşuyor. Yani bence kazanmaması için hiç neden yok. Geçen sene zaten buraya gelip burada yarışı kazanan bir isim. Bence de iyi birin kazanması en normal sonuç olur. Bu grup 1, 4 ve yukarı İngiliz'in 2200 metrelik çim kursunda banko olarak önereceğim isim oldu. İyi bir. 3 nolu iyi bir. Geldik günün son koşusuna. Peter Pan Stakes. Bir grup 3, 3 yaşlı İngiliz'in 1800 metre kum yarışı ve 8 safkanın şu anda kayıtlı olan safkanların oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Beş nolu safkan 2.75, 2 nolu safkan 2.75, 4 nolu safkan 3.30, 1 nolu safkan 4.5 lira, 6 nolu safkan 7 lira ve 3 nolu safkan da 10 liralık oranına sahip. Programımıza geldik. 5 nolu Golden Glitter, bir God Zapper temsilcisi olan bu safkan Dylan Davis'e start oluyor. Mark Cassa gibi yine iyi bir antrenörün elinde.
Ben Safkan'ın göstermiş olduğu performansa göre en azından grup 2 ve ikinciliği, üçüncülüğü olan bir Safkan, dördüncülüğü olan bir Safkan, yani son iki yarışı grup yarışı koşan bir isim. Bana göre bu grubu geçmesi en normal sonuç olur. Hani şu andaki performanslara göre değerlendirdiğim zaman. O yüzden benim küçük ve risevenler için yine alternatif bir banko adayım olacak. 5 nolu Safkan, ama yanına rakip arayanları da, en azından rakip arayanlar için de 4 nolu With The People. Big Constitution'un temsilcisi Flavian Prat'la yine performansı iyi. 2 nolu Elek Tability, Big Quality Road temsilcisi Grant Ortiz Junior stat alan bu isim de bu yıl koşmuş olduğu iki yarışta kazanan bir isim. Bir de 6 nolu Western River, bir Tapit temsilcisi Luis Saez'e. Yine bugün etkili koşabilecek gördüğüm isimler arasında. Ama 5 bende 1-2 adım da olsa ön planda, 4-2-6 da bu safkalar rakip arayanlar için önereceğim isim olur arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere diyecektim. Şablon aklıma geldi arkadaşlar, kusura bakmayın, bazen kafam dalıyor. Birinci koşu 3-9-6-5, ikinci koşu 1-2-8-7, üçüncü koşu 5 tek, dördüncü koşu 2-12-8-7-10, beşinci koşu 5-1-2, altıncı koşu 9-7-10, daha sonra 11-8, yedinci koşu 9-1-7-6, sekizinci koşu 3 tek, son koşu 5 önce 4-2-6, daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.